Ersin Sezer'i yıllar önce Lig TV'de tanıdım. Futbol analizleri konusunda çok akıllı bir delikanlıydı. Son derece iyi takip eden, iyi analizler yapan bir delikanlıydı. Bir ara beraber çalıştık. Sonra kendisi Avrupa'ya gitti. Almanya'da sanıyorum hukuk konusunda çalışmalar yapıyor. Ama futboldan da ciddi anlamda adından söz ettiren işlerle karşımızda oluyor. Bu Tayfun Korkut hadisesi olursa şayet nasıl olur? Tayfun Korkut kimdir diye bir hatırlatma yapalım istedik. Az önce kendisinden bununla ilgili bilgi aldık. Şimdi bir Ersin'i dinleyelim bakalım Tayfun Korkut'u. Sonra da biz burada konuşalım. Olabilir mi, olmaz mı veya nasıl olur? Stüdyoya çok selamlar, sevgiler. Sözlerime tabii ki PlaySpor ailesine, aramıza hoş geldiniz, dijital dünyaya hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. İnşallah herkesin kalıcı olabileceği, farklı bir renk, farklı bir ses getiren bir platform olarak aramıza yer alırlar. Dedikten sonra konuma geleyim. Bugün birçok farklı basın yayın organında Tayfun Korkut'un Fenerbahçe ile anlaştığı, görüştüğü haberleri ortaya çıktı. Ben de tabii ki Tayfun Korkut'un taktik anlamında geçmişine odaklanmak istiyorum ama bence son Stuttgart kariyeri bize daha net bilgiler sunuyor. Çünkü Stuttgart onun aynı zamanda doğduğu topraklar, memleketi ve oranın takımını 2017-2018 sezonunda sezon ortasında aldığında aslında işlerin bir kadar iyi gideceğini o da tahmin etmiyor olabilir. Çünkü Stuttgart 21. haftada Tayfun Korkut yönetimine geçtiğinde Hannes Wolf çalıştırıyordu. Şu an Genk'in antrenörü Hannes Wolf çok kötü bir takım bıraktı Tayfun Korkut'a ama son 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve tek yenilgiyle o sezonu kapadık ki bu tek yenilgi Borussia Dortmund deplasmanındaydı. Burada aklımızda ligin son maçında şampiyon Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 yendiği maç gelecektir ki şu an Tayfun Korkut'un kısa kariyerinin bence en sükseli maçıdır bu. Ve ligi 7. sırada bitiren bu 14 maçta 31 puan toplayan bir Stuttgart Tayfun Korkut'a bir senelik daha anlaşma vermeye karar verdi. Ama işler tabii ki ikinci senesinde bu kadar kolay gitmedi. 18-19 sezonunda Tayfun Korkut gerçekten kötü başladı. Önce kupanın ilk turunda Hansa Rostov'a elendiler. Sonrasında ligde de yenilgiler gelmeye başladı. Ve ligin ilk 7 haftasında sadece 5 puan aldıktan sonra istifasını sundu ve takımdan ayrıldı. Ekim 2018 yılından beri de takım çalıştırmadığını buraya ekleyeyim. Peki nasıl bir taktik planıyla Tayfun Korkut sahada yer alıyor? Başarılı olduğu dönemde 4-4-2 sistemiyle sahada yer alıyordu. Çift forvetin ilerisinde Beşiktaş'tan tanıyacağımız Mario Gomez onun yanında Ginçek'le beraber oynuyordu. Dörtlü orta sahanın göbeğinde iki ön libero sistemiyle oynuyordu. Bazen Akkasibar, bazen Ago oynuyordu. Yer yer biz Almanya milli takımından da tanıdığımız Basruber'i de o bölgede gördük. Ve aslında biraz da kanatlara gelmek istiyorum. Çünkü ilk senesinde kaptan Gentler merkez orta saha oyuncusudur. Kanat oynatıyordu. Kanata devşirerek oynatıyordu ve tek orijinal kanatla oynuyordu. İkinci senesinde ise başarısızlığının geldiği senede ise Gonzalo Castro'yu da yer yer kanattan devşirdi. Merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen kanada devşirdiği için. Aslında orijinal kanatlarla oynamadı ve bu sistem özellikle iç sahada puan almasını çok zor hale getirdi ve sistem değişiklikleriyle yeni sistemler arayışına geçse de aslında bu Tayfun Korkut'un istifaya giden sürecinin başlangıcı olduğunu sizlerle paylaşayım. Bununla beraber Tayfun Korkut'un kariyerinin çoğu kişi 2012 yılında milli takımda Abdullah Avcı ile başladığını düşünür antrenörlük kariyerinin. Bu pek doğru değil. Onun kendi röportajında Real Sociedad'ın altyapısında öncelikle B lisansı aldığından bahseder kendisi. Sonrasında tabii İspanya'da birçok kulübü ziyaret edip yani futbolda bizim staj olarak baktığımız kulüpleri yerinde inceleme sürecini tamamlayıp Hoffenheim'a dönüyor. Hoffenheim U17 takımını çalıştırıyor. Köln Spor Akademisi'nde de A lisansını alıp antrenörlük kariyerine başlıyor ve 2012'de Abdullah Avcı'nın milli takım çalıştıran kadrosunun bir parçası oluyor. Sonrasında Kaiserslautern ilk olarak Hannover, sonrasında Kaiserslautern maceraları var. Fenerbahçe konusuna gelirsek onun daimi antrenör mü yoksa kalıcı antrenör mü olup olmayacağı benim açımdan çok önemli. Çünkü Leverkusen'e geçici antrenör olarak yer almıştı ve sadece 24. haftada Leverkusen'e 2016-2017 sezonda göreve başlayıp 11 maç Leverkusen'in antrenörü olarak kalıp 11 lig maçında bir kupa maçında antrenör olarak kalıp bu 11 lig maçında 11 puan toplamıştı ki Bayer Leverkusen taraftarının şu an çok severek andığı bir antrenör değil, sürekli tartışılan bir performans göstermişti burada.
Ve Fenerbahçe tarafında da Stuttgart'ı geçici antrenör olarak başarıya ulaştırsa da Leverkusen tarafı bayağı sıkıntılı geçmişti. Ve tüm kariyerinde Almanya'da geçirdiğini söylemekte fayda var. Milli takım hariç tutarak. Bu yüzden ne kadar hatalı, ne kadar riskli veya ne kadar iyi bir seçim olacağını da sizlere tartışmaya bırakıyorum. Ben bana söz hakkı verdiğiniz için tabii ki teşekkür ederim ve PlaySpor ailesine de yeni yayın hayatında da başarılar dediğimi tekrar belirtirim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ne kadar pırıl pırıl bir Türk genci, ne kadar düzgün ifade ediyor, ne kadar lezzetli anlatıyor, çok ne çalışkan kadar anlaşılır bir dil kullanıyor. Böyle genç insanlarla gurur duyuyorum ben. Elinde büyüdük abi dedi. Oysa elimde falan büyümedi ama bazen gözlerinizle insanlara bir şey verirsiniz. Sesinizle, tebessümle, selamla verirsiniz.